Sevgili dostlar, herkese selamlar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir farm yapacağız. Ne farm yapacağız? Grell farm yapacağız. Birçok kişi tarafından çok sevilen, dönmesi çok ama çok basit bir slot. Öyle ilk başta kestim mob sayısıyla başlamak istiyorum. Bunu unutmak istemiyorum. Şuraya bir köşeye notumuzu aldık. Sonra karakterimi tanıtacağım. Şöyle diğer videolarda kullandığım bazen böyle bir Koki 2, SE3, Old Out, şu şekilde bir 8 set. Şöyle old. Bunun Shio'nun diğerini bulamadım. Bu arada normalde dual 3 Shio takıyorduk biliyorsunuz. Şöyle de bir 9 Eagle Eye'miz var. 9 Eagle Eye hala duruyor zaten. Şöyle bir geneyimi başlatmak istiyorum. Müsaadenizle. Şimdi Grell Slot hakkında biraz bilgi verelim. Arkadaşlar Grell Slot'u 60 level bir mob. 67'ye kadar tabii ki de MS atıyor haliyle. Onun haricinde 64-67 arasında çok güzel boost drop'u atıyor. Ben en iyi drop'unun 64 level'lı olduğunu düşünüyorum. Birçok kişi bana mübalağa ettiğimi düşünüyor. Ortalama 3 saatte 2 tane buz falan atıyor. Drop oranları bu şekilde genelde. Onun haricinde bol bol çöp atıyor. Benim loot'um 100 şey 10K'ya ayarlı. Sürekli çöp boşaltmaya vakit harcamak istemiyorum. Şöyle AP'mi de göstereyim. AP'm de açık kalsın. Ben normalde buranın 8 saat farmını çekmiştim ama hard diskten kaynaklı olarak videoları silmek durumunda kaldık. Bundan dolayı tekrardan çekiyoruz. Daha yeni gördüğümüz gibi Using of Water of Love yazdı altta. Üstümüze gelen bir potu kullandık. Grell Slot'un ikinci trick noktalarından birisi budur arkadaşlar. Geniyenizin pet recovery kısmına bu potları koyarsanız bir tane bu pot her üstünüzden çıktığı zaman bunu kullanır. Bunu kullanmasının da şöyle bir tarafı var bize. Kesinlikle yer kaplanmayacak olması bunların. Çünkü gerçekten bu potlar normal pot gibi 3,5K yer kaplıyor. Daha doğrusu o potlar biraz daha fazla kaplıyor. Sanırım 3000, 3,5 weight falan kaplıyor. Bundan dolayı okçunun üstünü çok rahat dolduruyor. Burada farm atacak arkadaşlara söylüyorum. Mutlaka HP, MP, Maestro alsınlar. Bu bir. İkincisi mutlaka VIP keyler olsun. Bende bunlar yok. Bu iki. Bende hiç pus yok. Sıfır pus. Şimdi biz farma başladık. Devam edeceğiz. Bu AP'lerle rahat 2 atabiliyorsunuz slota. Bazen okçunun bozukluğundan dolayı sekteme 3 atıyorsunuz. Yanımda da şöyle yedek silahlar getirdim de eğer bu silahlarla 3 vuracaksam slota kullanmayı düşünmüyorum. Şöyle bir Iron Bow'u deneyelim mesela. Yani evet, çok da elzem değil kullanmak. Yani tek bow olabildiğince daha iyi gibi duruyor. Çok dolu bir slot. Neden bu kadar dolu bilmiyorum. Şans eseri burayı boş buldum. İnanın bundan önce 3-4 farklı slota gittim. Herkes kanka slot dolu, kanka slot dolu diyorlar. Kase atacak oluyorum. Kase atmaya vaktim yok. Kaseleşeceğim. Şimdi video çıkartamayacağım. Bu sefer video olacak. Videoyu yetiştiremeyeceğiz. Uğraşmak da istemiyordum. Şans eseri Destan 3'te bu slotu boş buldum. Valla şimdi oturup deneyeceğim. Niye bu kadar dolu olduğunu göreceğiz. Bakalım yani ne kadar drop alacağız, ne kadar almayacağız ben de bilmiyorum. Niye bu kadar çok seviliyor hiçbir fikrim yok. Şimdi Asas'la falan çekmeyi seviyordum ben burayı. Ama Asas'la falan hiç masrafım yoktu. Ne pot harcıyordum ne mana. Şimdi burada hem can potu derdi var hem mana potu derdi var. Acayip acayip bir şey. Her bir sürü masraf giriyor işin içine. Ve bu masraflara rağmen hala okçularla dönülüyor. Sanırım Asas'ta bug'da kalmasından dolayı. Yani ben bu kadar masraflı olduğunu düşündüğüm için pek dönmeyi sevmezdim burada. Özellikle okçuyla. Ama ben de bir merak ettim. Maksat video içerik çeşitlilik olsun diye bir dönelim istedim. YouTube kanalımızda bulunsun. Hiç Grell videomuz yok. Şimdi gördüğünüz gibi biz farma başladık. Elimizden geldiği kadar da dönmeye çalışacağız. Grell ile ilgili anlatmak gereken başka bir şey yok sanırım aklıma takılan. O zaman giriş kısmını bitirelim. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler.
Dostlarım şimdi yine bir RPR'den geldik. Slot fena değil gibi şimdilik ya. Çok fazla MS atıyor. Bu kadar MS nasıl gireceğiz hiçbir fikrim yok. Ama sanırım şu anda 3 saat oldu diye düşünüyorum. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum ama 7 saatlik yani 7 paket geneğimiz vardı. Ve yeni mi başlamıştık farma? Valla hiç hatırlayamadım şimdi. Sanki yeni başladık gibi geliyor. Tam böyle 2 dakika falan vardı ki. Bu saatte 3 buz. Yani iyi, fena değil. Bakalım bir devam edelim biz. Şöyle MS'ler büyük sıkıntı bu arada. Çok fazla MS atıyor. Ve slottan çıkıp MS'lere girmek hiç mantıklı bir iş değil. Çünkü slota birisi KS falan gelebilir. Birisi slotu dönmek isteyebilir. Slota oturabilir. Bundan dolayı bu şekilde devam edeceğiz gibi duruyor şimdilik. Biz devam edelim. Artık ilerleyen saatlerde tekrardan görüşürüz. Dostlarım şöyle hazır 5. boss'u almışken şurada göstereyim. Hatta biraz da yukarı çıkartayım şöyle. Kayda girelim dedim. Çok fazla MS attı. Magic Bag'im de yok. Bildiğiniz üzere bu karakteri çok fazla oynamıyorum. Allah'ım bu telefon ne çaldı? Magic Bag'im yok. Bundan dolayı hem de level alacağım gibi duruyor. Şu son bu şeyi de keselim şöyle mobu. Bundan dolayı bir slot'a ara verebiliriz. Belki slot'a bir çar koyarım level düşmek için ama her türlü MS'lere girmem gerekiyor. Şimdi MS'leri ben normalde kaldırır çöpe atarım. Açık konuşayım. MS'lere girmek slot farmlarında eğer ki slotu durdurmadan yan çarlarınıza girmiyorsanız çok saçma bir şey. Ama yan çarınızda falan giriyorsanız MS'lere çok iyi bir şey. Yani yan çarda örnek veriyorum buraya iki tane okçu yaptınız. Biri 72 level olsun, biri 73 level olsun. Slottan coin ve işte çöp drop'u alabilecek level'da. Diğeri de normal 67 level'da bu şekilde farm atacak bir çar olsun. Bununla farm atıp MS'lere girerken bu çardaki 10 oyuna sokup ve onunla da biriken MS'leri kesmek, slotu tutturmak hem envanteri arttırmak çok faydalı oluyor. Haberiniz olsun. Yani bakın buradaki arkadaşlar kaç tane çar tutturmuş. Gayet doğru bir iş. Çok faydalı oluyor gerçekten. Ama onun haricinde slottan çıkmak MS için çok mantıklı bir iş değil. Neden mantıklı bir iş değil? Çünkü her çıktığınızda slottan mutlaka birileri KS'ye gelebilir. Böyle bir ihtimal var. Bu ihtimali göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ya ben normal şartlar altında kaldırır atarım MS'yi. Hiç umurumda olmaz. Ama mecbur gireceğiz videonun selameti için. Şimdi biz biraz daha dönelim. Şöyle kestiğimiz mob sayısını da bir göstereyim sizlere. Hatırlamıyorum kaç bin adetle başladık moblara. Yaklaşık olarak 4 saat falan mı oldu? Bilmiyorum kaç saat oldu. Videonun başından bakarız. Ben unutuyorum bu aralar çok fazla işle uğraştığım için. Biz devam edelim farma. Öyle arada sırada gözüme droplar çarparsa tekrardan görüşürüz. Dostlarım şöyle üstümüz doldu. Level atlayacağız. Bir ton atacağım. Slot'a biraz ara vereceğim. Çünkü şu anda hiçbir şey toplayamıyorum. Hem 68 level olmak istemiyorum. Hem de MS'leri halletmek istiyorum. Maalesef ki slot'a biraz ara vereceğiz. Umarım geldiğimde tekrardan slot'u boş bulurum. Çünkü şu anda hiçbir şekilde farm atılmıyor. Sürekli üstüm falan doluyor. Hiç hoş bir durum değil. Şimdi sadece bu farm içinde gidip iki tane de Magic Bag kırdırmak istemiyorum. Şimdilik droplar bu şekilde üstümüzde. Biz gidelim şu MS'leri falan halledelim. Sonra tekrardan görüşmek üzere. Dostlarım şöyle bir karar aldım. Level'ı falan düşürdük biraz. Birkaç tane MS'ye girdim. Biliyorsunuz bu level'larda Monument MS'si atıyor. MS'ler çok büyük zaman kaybı olacağından dolayı MS'lere girmeyeceğim. Ne demek girmeyeceğim? Bu çarla girmeyeceğim en azından. Şöyle bir sayfa dolusu tam MS'miz vardı. 14 tane sanırım 13 tane MS kastık. Bunu videonun bu köşesine not edeceğim. Şimdi yan tarafı yüksek level bir karakter getirip sadece MS'leri onunla girmeyi planlıyorum. Çünkü bu şekilde olmayacak. Aşırı vakit kaybettiriyor. Ve 67 level'da droplar çok düşük MS dropları. Hiç mantıklı değil. Ben de şöyle bir yan karakter oturtturup MS'lere onlarla girmeyi planlıyorum. Şimdi tekrardan slot'a inşallah boşsa gidelim. Boşmuş. Güzel. Şimdi slot'a tekrardan başlayacağız. Artık böyle drop aldıkça sizlere detaylı bir şekilde geçmeye çalışırım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dostlarım, dostlarım şöyle yana Alperen'in çarını getirdim. Şöyle slot'ta gördüğünüz gibi biraz fazla yükseğe çıkartmışım sanki. Birazcık şöyle götürsem hiçbir sıkıntı olmaz burada. Burada böyle takılacağız. Üstüm çok çabuk doluyor. Hem de MS'ler bu çara gitsin. Bu çarda X Premium var. Malumunuz X Pre ile çok güzel XP gelir burada. Karaktere. 13-14K güzel XP geliyor. Biz şimdi devam edelim. Tekrardan görüşmek üzere. Dostlarım şöyle 6. bus olmuş. Bir bakalım. Ben de kahvaltı yapıyordum o arada. Alperen'i çağır yine DC olmuş. Alperen'i çağır getirdik ama hiçbir işe yaramayacak gibi.
Bakalım devam edelim biz. Dostlarım şöyle 7. buz aldık. Ne oluyor lan bugün droplara? Geldik geleli 1 saatte 2 tane falan buz. Çok ilginç. Neyse biz devam edelim. Droplar şimdilik güzel. Dostlarım şöyle bir tur daha RP'ye gideceğiz. Alperen'in çar yine DC olmuş. Kahretsin. Üstünde de bir sürü çöpümüz vardı. Bir envanter dolusu. VIP key falan. Bunları zaten farm sonunda Alperen'den rica ederiz. Çöpleri satar getirir. Hala 7 boostayız. 2 tane de salak saçma bir MS'miz var. Ne kadar istemesek de MS atmaya devam ediyor slot bize. Hoşuma gitti farm. İlerleyen videolarda şöyle bir şey yapacağım. Bütün Grail'i kapatmayı düşünüyorum. Veyahut da maksimum 2 tane slotu. 2 tane okçu ile dönüp ortaya da çar oturtturmayı planlıyorum. Acaba nasıl olacak? Çok merak ediyorum ben de. Büyük ihtimalle ben bunları söylüyorum ama zaten siz bu videoyu izlerken ben o videoyu çok daha çekmiş olurum. Çünkü slot gerçekten hoşuma gitti. Yani 7 tane buz çok iyi bir buz miktarı. Çöp boşaltırsan da üstüne karın artıyor. Yani hiç haddi hesabı yok gelen karın. Bakalım o tarz bir video içeriği çıkarmaya çalışacağım. Şimdilik solo bir şekilde farma devam ediyoruz. Kestiğimiz mob sayısını şuradan göstereyim sizlere. 41.500 adet mob kesmiştik en son. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Videonun zaten ben genelde bu alt kısma kesilen mob sayısını falan sizlere yazarım. Bakalım biz devam edelim sevgili dostlar. İlerleyen saatlerde tekrardan dropları gösteririm. Dostlarım şöyle bir boost daha almışız. Gördünüz mü yukarıda? Bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Kestiğimiz mob sayısını görüyorsunuz. Bu RPR içinde 2 tane boost aldık. Droplar inanılmaz. İnanılmazın da ötesinde. Çok güzel droplar var. Abi 9 tane buz kastık ya. 7 paket yeniğimiz vardı geldiğimizde. 4 paket 8 saatte 9 tane buz kasmışız. Harika. Harika. Şöyle göstereyim. Gerçekten droplar çok iyi. Biz devam edelim farma. Dostlarım selamlar. Bayağı uzun bir süre oldu. Droplar üstümüzde gördüğünüz gibi şöyle yine kainat kadar MS çıktı. Bir RP'mizi yapalım. Şu MS'leri tekrardan bir çöpe atalım. Sanırım slotta 7 paket vardı. 6, 12. 12 11,5 saattir slottayız. Ve 12 saat olduğu zaman tamamlayacağım. Yani yarım saat sonra slotu bırakacağız. Şimdi gidelim şu yarım saati geçirelim. Ardından şu MS'ler falan filan. Ah botu da falan alayım. Biz gidelim şimdi şu tedarikleri yapalım. Ne pot kalmış, ne wolf kalmış. Üstümde biriken tent takasları falan görüyorsunuz. 11 tane boost olmuş. Ben de AFK'ydım, ödev falan yapıyordum. Pek dikkat edemedim. Uzun zamandır da zaten AFK'yım. Şans eseri bir tane boost atmış. Üstüm full dolmuş. Şöyle biz bir devam edelim. 12 saati tamamlayalım. Sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz. Dostlarım selamlar. Şöyle karakterimiz genesi bitmiş. Şöyle göstereyim. Hatırlıyorsunuz son 20 dakikamız vardı en son. 12 saati doldurmaya. Şimdi bir şu şekilde bir üstümüzü boşaltalım. Yine kıyamet kadar MS olmuş. Benim karakterim de burada. Bunlar da taunt attı. Şöyle bir hesap kitap yapalım istiyorum. 11 adet busumuz var. Toplam çöpe attığımızda 14 tane MS var. Yaklaşık olarak sevgili dostlar 12 saatte 25 adet MS kasmışız. 22 M400 çöpümüz var. Şöyle kestiğim mob sayısını göstereyim. En son kaç bin adet mobda kaldım hatırlamıyorum ama bu aşağı kısma şu anda totaldeki hepsinden mob sayısını yazmışımdır. Onun haricinde slot gayet güzeldi. Güzel kurtarıyor Grell şimdilik. Yani 11 tane bu MS'lerin hepsini çöpe attığınızı sayıyorum. 12 saatte 22M para 11 tane bu ne yapıyor? 26M burası desek 22M de bu 48M para 12 saatte günde yaklaşık 1 GB para atıyor. MS'ler hariç. Gerçekten çok iyi bir para bu. Yani dediğim gibi yan karakterinizde eğer ki yüksek level bir karakteriniz varsa slotu tutturup MS'lerin bir kısmının ona gitmesini bekleyip oradaki MS'lere girerek en azından MS'den bir miktar da olsa gider elde edebilirsiniz. Ama ne yazık ki arkadaşlar bu slotta bu karakterlerin üstüne gelen MS'ler herhangi bir şekilde gelirden sayılamaz. Çünkü bildiğiniz üzere 60 level ile 72 level arasında çıkan MS boss'unu kesmeniz çok uzun sürüyor. Lion Basilisk diye Monument MS'si inanılmaz derecede uzun sürüyor. Bundan kaynaklı olarak mobları kesemiyorsunuz. Ve bir MS'yi kesmek 5 dakikanız 6 dakikanızı alıyor. Bu da hiç sağlıklı bir iş değil. Slotla ilgili iki tavsiyede bulunacağım. HP MP Maestro alın. Yanınıza mutlaka bir karakter götürün.
MSDR'e götürdüğünüz karakterle ilgili sakın ola ki ara karakterinize girmeyin. Çünkü slottan çıktığınız anda KSMS yersiniz. Bir daha da slotu geri almanız zor olur. Haberiniz olsun. Şimdiden söylüyorum. Benim gayet hoşuma gitti 12 saatlik farm. Aklımda başka bir fikir var. Farmı ondan yarıda kestim. 12 saatlik çektim. Birkaç slotu, yani 3 veyahut da 2 çift veyahut da 3 slotu aynı anda kesmeye çalışacağım. Birden fazla karakterle böyle birkaç çar oturtarak sizlere dediğim teknikle. Bakalım, onun için ben hazırlıklara başlayacağım. Çünkü premiumumun az günü kaldı, 2 günü kaldı. Premiumu çok iyi değerlendirmek istiyorum. Zamanınızı ayırıp buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu buraya kadar izleyip gelen sevgili arkadaşlarımdan ufak bir ricam var. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, muhabbetle kalın.